11 çocuk ve babam işte, babam şair ruhlu birisiydi ama iyi bir esnaf değildi. Yani aynı kaptan yemek yiyoruz. Yani hatırlıyorum böyle kaşığımı çok doldurursam ne olan bedava buldun yiyorsun diyeceklermiş gibi geliyordu bana. Çok ayakkabı vururdu ayağımı. Bir türlü bu olmadı başkasını denemek istiyorum diyemezdim. Ulan bulmuşsun işte yeni ayakkabı giy. Enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermişim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimse yok. İlk defa masada oturuyorum. Yemek yerken masada. İlk defa kendi tabağım oluyor. Ben isteyip de olan bir şey olmadı hayatımda. Hep söylendi, ben yaptım.